Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Resident Evil 7'ye hoş geldiniz. Şimdi ben aslında Kıbrıs'ta bunu bol bol çekmiştim. Artık oyun ne zaman çıktıysa ama ses kayması vardı. O yüzden bölümleri atmadım. Birinci bölüm attım, o da ikinci kanaldaydı. Şimdi oyunun Türkçe ması yok. O yüzden sahnelerde ben konuşmayacağım. Sadece hep beraber izleyeceğiz. Sahnelerden sonra ben size anlatabildiğim kadarını anlatacağım. Ne anladıysam artık. Yeni oyundan devam ediyoruz. Aslında bir bölüm var diğer kanalda ama ben baştan başlamak istiyorum bu oyunda. Hadi başlayalım. Normal aldım. Normal bizim için iyidir. Hey baby. I just wanted to send a quick hello and I love you. Oh, good news. I'm going to be coming home soon. Yay! Oh, I cannot wait to be done with this babysitting job and come home to my loving husband. I miss you. Oh, I gotta get back to work. I love you, Ethan. I miss you so much. I'm sending tons of kisses. Bye, baby. You were right. I did lie to you. I shouldn't have. All I can say is that if you get this, stay away. Sana yalan söyledim diyor. Eğer bunu görebiliyorsan, bunu gördüysen lütfen uzak dur dedi kız. İkinci videosunda, birinci videosu o kadar önemli değildi. It's Ethan. Oh hey, you all right? You just disappeared the other night. Yeah, no, I'm good. I'm good. It's Mia. She's not dead. She's alive. She's back. They found her? How? What happened? I don't know. Look, I don't know how, but she's back. She's back somehow. Maybe it's a prank. She wants me to come and get her. Where is she? Dolvie, Louisiana. Dude, it's been 3 years. I know, but what if it is her? I have to find out what happened. Araba harika abi. Arabanın içine bayıldım. Bayıldım. Keşke benim de böyle bir arabam olsa. Yani kesinlikle İstanbul'da araba sahibi olmak istemem ama Kıbrıs'ta falan böyle bir araba hoş olurdu. İçi muhteşem çünkü. Neyse şimdi. Bayağı klasik bir araba. Aa, çok severim ben böyle arabaları. Neyse şimdi arkadaşıyla yaptığı konuşmada adam şehirde. Mia, bunun eşi, adamın karısı. Ve sanırım kayıp. 2-3 yıl kayıpmış. Ve Mia bir tane video göndermişti ya. İşte adam ondan hareketle şey dedi. Mia geri döndü. Nasıl geri döndü bilmiyorum. Ve Mia'yı bul. Tamam. Nasıl geri döndü bilmiyorum ama onu bulmaya gidiyorum dedi. Anladığım kadarıyla. Okey. Burası o muhteşem köşk. Korku köşkü. Ben de bu arada korku hikayeleri, korku romanı yazmaya karar verdim. Açılmıyor tabii ki her zamanki gibi. İlginç bir korku romanı yazacağım. Korku gizem diyelim, böyle arada bir şey. Shift run diyor ama pek bir şeyin fark edeceğini zannetmiyorum. Bu oyunda anladığım kadarıyla bir envanter sistemi var, hatırladığım kadarıyla. Ama envanter çok az. Hani verimli kullanmamız lazım her neyi kullanacaksak. Onun hediyesini kabul et diyor. Bakalım onun hediyesi neymiş. Grafikler süper yalnız. Şey süper, oyun atmosferi falan filan süper. Hoş grafikler sanki şey geldi bana birazcık ama. Graphics. Yani okey. Sanki bazı noktalarda mesela şuralar falan birazcık şey gelmiş gibiydi ama tamam, sıkıntı değil. Grafiklere pek önem veren bir insan değilim zaten. Oyunlarda. Hikaye önemli, mekanikler önemli.
Merhaba beyim, nereye gidiyorsunuz? Mountain Blade'den alışmışım beyim beyim diye herkese. Bey kaçtı, bey gidiyor. Buralara gidemiyoruz, bataklık. Neden olmasın? Baş şu an batacağımızdan daha kötü bir bataklık olamaz zaten ama. Oyun çok iyi. Yani şey çok iyi. Grafikler falan filan. Oh, oh boy. Oh boy. Buradan geçeceğiz herhalde. Bu ne? Öküz. Yani bu öküzü neden bu hale getirdiniz onu anlayamıyorum da bu öküzün kaç bacağı var o ayrı bir mesele tabii. Hint tanrılarına benzemiş. Olur ya. Hint mitolojisindeki tanrılar. İyi, güzel. Böyle hoş, sakin bir giriş her zaman iyidir. Korku oyunlarını bol bol oynayacağım bundan sonra. Hani hiç ara vermeden korku oyunlarına devam edeceğiz. Hani her gün bir korku oyunu değil de. Mesela atıyorum Resident Evil 7'yi bitirdim. Başka bir korku oyununa başlayacağım. Ondan sonra başka bir korku oyunu. Başka bir korku oyunu. Korku oyunlarını seviyorum. Driver License. Alalım. Başka bir şey yok. Bu oyunda bazı noktalarda kanser oldum demek istemiyorum. Çünkü kullanmak istemiyorum. Çirkin geliyor bana kullanım. Ama bayağı takıldım. Delireceğim noktaya kadar takıldım. Woohoo! Evet, ilginç eve giriyoruz. Ev karanlık hocam, el feneri falan yok mu acaba ya? Aha! La, eldeki tek fener bu mu? Bu böyle miydi fener? Bir noktaya kadar daha önce oynamıştım ama gene de korkuyorum. Aç bakayım. İleri. İleri. Bazı ahbaplarımız ben böyle ileri giderken korkuyor. İnadınıza devam edeceğim böyle. İlginç ilginç yerlere burnumu sokup duracağım. Arkamdan bir şey düştü ama hiç umursamıyorum herhalde. Oo harika. Karga. Hello. Mutfak benim mutfaktan daha kötüymüş ya. Açamıyoruz burada. Anahtar lazım. O ne? Birinin resmi. Teşekkürler. Başka bir şey alamıyor muyum? Etrafa iyice baktın mı? Belki tavan arasında bir şey vardır. Neden öyle yapıyorum ki? Ne oldu lan? Ha, sandalyeleri ben ittim. 2 yıl içinde 20 kişi kayboldu yazıyor. Vay. 20 kişi bayağı büyük bir sayı. Merhaba. Bir şey yok, geri it. Abo. Ben bunu Kıbrıs'ta oynarken oradaki bilgisayar bundan daha iyi değil. Hani bu bilgisayar şu anda oynadığım bilgisayar daha iyi. O yüzden ben bunu Kıbrıs'ta oynarken böyle arada yükleme ekranları falan oluyor. Orada bayağı bir bekliyordum. Büyük sıkıntı oluyordu. Şuraya gideyim ilk önce. Okey. İyi ki açılmadı. Televizyon. Kapıyı kapatayım mı? Açık mı dursun? Açık duracak. Arkadan bir şey gelirse saldıracak bize. Bu ne? Bu bizim Mia'mıza benziyor. Ama ne yapmışlar kızı Allah bilir.
Evet, ne yapmışlar kızı Allah bilir. Şuradaki gömlekli eleman öküzün tekine benziyor ve kızı orada yatar halde görüyoruz. Yani bu evlilikten başka ne bekleyebiliriz? Orası meçhul. Ve okey. Başka etkileşime geçebileceğim bir şey var mı? 4 kişilik mutlu bir aile, değil mi? Şu eleman çok terse benziyor. Çok pis görünüyor. Kaset bulmam lazım. Aç. Ben açıp piyanoya basmak istiyorum. Şimdi o zaman yukarı çıkıyoruz. Yukarı. Çok hoş bir sanat anlayışınız varmış. Onu da takdir etmek lazım. Herkesin sanat anlayışı ayrı. Renkler ve zevkler tartışılamaz. Hoş renklerin neden tartışılmadığını ben anlamıyorum. Herkesin rengi başkadır kafasında ama. Anne, şurada bizi sevleyelim. Ya bunlar önceki kayıtlar herhalde. Önceki kayıtların durduğunu bilmiyordum. Derelict House Footage. Derelict House şey demek herhalde. Terk edilmiş ev gibi bir şey. Bunu oradaki televizyona takacağız. Var mı heyecanlanan? Herkes bu oyunu benden önce bitirdi biliyorum ama zaten DLC'si de çıkmış. Ben pek önemsemiyorum o tarz şeyleri artık. Hani yeni oyunlar çıkarsa yeni oyunların videolarını gene erken zamanda atmak isterim ama biliyorsunuz beni. Gidip en dandik oyunları bile oynayacak bir adamım. Dandik derken dandik değil aslında da eski diyelim. Bakalım ne varmış bunda. Okay. Derelict House 1 Haziran. Perili dul bir evi. Korkuttun anam. Neyse. Give me a break, Pete. Hey. I only work with professionals. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want a repeat of Amarillo. That was 2 fucking years ago. I don't do ADR. Bu tarz şeylerden nefret ederim ya. Ya neden benim gözümün önünde böyle bir şey söylüyorsun? Senin nezaket nerede kuzum? Ben de böyle bir şeyler yapmak istiyorum ama bu Dangalgır gibi değil tabi. Ben gerçek bir hayalet avına çıkmak istiyorum. Böyle yanıma belli bir ekip alarak. Tabi belli bir maddi kaynağım olması lazım ama. Bayağı dünyaca ünlü bir şeye gitmek istiyorum. Kafamda herhangi bir yer yok ama. Böyle her yere nam salmış bir yere gitmek istiyorum. Yani ciddi anlamda insanların merak ettiği. Öyle cinli minli bir yer olarak değil. Bayağı yüzyıllardır perili olduğu söylenen yerlere gitmek istiyorum. Ve gerçekten araştırmak istiyorum. Bunlar gibi değil tabi. Bu elemanlar böyle cinli perili evlere gidip şey çekiyorlar, film çekiyorlar. Dizi gibi bir şey. Clancy, get a shot of this. Let's make a great cutaway. So, Hillbilly Joe and his family go missing. Not Hillbillies, the Bakers. Jack and Marguerite Baker. And they were quiet, not backward. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seed, apparently. O şey hala kapalı mıydı? Bu hala kapalı bak.
Burada bayağı bir insan kayboldu. Bak burada daha kuzgun yokmuş. Burası hala iğrenç her zamanki gibi. Görmedim oğlum, neden göreyim. Andre kayboldu. Burada birçok kişi kaybolmuş. Yıllar boyunca. Yapımcılar gider gelir diyor. Sürekli bulunur ama senin gibi iyi kamera adamları diyor. Clancy sen benimle kalıyorsun. Az önce sövüyordun ondan şerefsiz. Giriyoruz içeri. Dedim hadi girelim içeri. Hadi gir. İlk sen gir. Ben kamerayı tutayım. Ne dediğim gibi ben bunlar gibi değildi. Yanıma böyle en güvendiğim arkadaşlarımı alıp en azından aynı amaçları paylaşan böyle çok sağlam bir yere gitmek istiyorum. Dediğim gibi yüzyıllardır perili olduğuna inanmam. Andre'yi bulup gidiyoruz diyor. Salla şeyi. Şovu salla gitsin, diziyi salla gitsin. Bunlar haftalık dizimizi falan çekiyorlar. Dizi gibi bir şey, şov çekiyorlar. Gösteriyi. Ben geliyorum aşağıya. Oldu mu? Evet gidiyorum. Merdivenlerden gelirken beni çekmen lazım diyor. Evet ben indim zaten aşağıya. Hadi gel. Ya aşağıya inmeyecek miydin? Bir şey görmüyorum. Bir halt yok burada. Aşağı in. Aşağı in lan. Oğlum nerede olursak olalım. Tamam mı? Senin yukarıda benim aşağıda olmam. Çok yanlış bir şey bu gibi bir yerde. İkimizin aynı yerde takılması lazım. Yoksa sonumuz... Andre gibi olur. Merhaba Andre. Birisi geliyor. Sen misin lan? Okey. Hadi biz de o lanet yere gidelim ve lanetlenelim, değil mi? Böyle oyunların mantığı böyledir. Ah! Birden konuşma gerizekalı, korktum. Adamın kendisi konuştu ama gene de korktum. Uf. Korkuyorum. Var mı bir şey kullanabileceğimiz? İnme, 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 inme. Havada kal, havada kal diyorum. Yukarıda kal, yukarıda kal, yukarıda kal. İnme aşağıya. Bir de öyle iniyorsun oğlum. Direkt atlasana. Ya arkanı görmeden iniyorsun. Daha şeyde görmedin mi? Eleman öldü aşağıda. Ya bak merdivende gitti işte. Merdiveni de kırdı inerken. Oldu mu? Yukarı nasıl çıkacaksın? Ha. Suda dalgalanmalar var. Gidelim bakalım. İğrenç suya girelim. Bunlar ne ya? Ne biçim bir yer burası ya? Evin altında su mu olur?
Bunlar kaybolan elemanların da posterleri mi? Neden burada duruyorlar? Hayır, bunlar daha çok şeye benziyor. Gazetelerdeki ölüm ilanlarına falan benziyor. İlginç. İlginç bir koleksiyon. İlginç bir kafa. Ne biçim bir yer lan burası? Bizans zindanlarına benzemiş. Hayır. Şimdi incelemek gerekirse bir anne var, bir baba var. Bir tane kız kardeş var, erkek kardeş var. Ve de uzakta duran küçücük bir çocuk daha var. Ve onun dışında kanlarla yazılmış bir yazı var. Daddy diyor. Johnny mi diyor, sorry mi diyor. I will be bad. Çok tembelim, bunu okumayacağım. Ama bu bir spiral. Ve merkeze kadar gidiyor. Ve kırmızı. Kırmızı olan hiçbir şey iyi değildir bu oyunda. Oyunda kırmızı olan her şeyin kan ile kırmızılaştırıldığını kabul edeceğim. Mia. 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 Okey. Lan. Hide cream. Turned diyor ve dead diyor. Yani dönüştürüldü ve öldü. Zombi gibi bir şey olduklarını farz edeceğim bu elemanların. Ooh, bolt cutters. Tam da istediğim şey. Yalnız artık buna ihtiyacım olur mu bilmiyorum. Mia, tamam bu kadar yeter. At bunu artık. Hayır. Move. Yani işimize yaramayacak. Bu işimize yarayacak mı? Dosya. Item bilmem ne. Ne? Baker Farm. Come get me diyor. Girlie Louisiana. Louisiana. Ethan Winters'a. Come get me yazıyor. İçinde de büyük bir ihtimalle o izlediğimiz video vardı. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Bu sesler PlayStation 2 seslerine benziyor. Yapsam mı yapmasam mı bilemedim. Kullan bakalım. Bolt cutters. Maşallah güce bak, kesti. Mia, canım benim, aşkım, beni yemesene. Mia, ne yapmışlar sana, kuzum benim. It's me. It's Ethan. Ethan? Ethan? Are you all right? You shouldn't be here. Burada olmamalıyım, gayet iyi biliyorum. You contacted me. No, I wouldn't. Did I? Did anyone see you? Did he see you? Who else is here? What the hell's going on? Daddy's coming. We need to go. We need to go now. Buraya ben çağırmadım diyor seni. Ethan diyor buraya sen beni çağırdın. Mia dedi ki buraya ben seni çağırmadım. Ondan sonra Mia diyor sen burada olmamalıydın. Şey diyor sonra, o seni gördü mü diye. Dededen bahsediyor. Babacık, seni gördü mü babacık? 3 yıldır yoktun diyor. Kadın da dedi ki, "Cidden 3 yıldır yok muydum?" What is this place? What they do to you? Not now. We need to get out of here first. I think it's this way. Sana ne yaptılar diyor. Bu yeri yerisin diye. Kadın da dedi ki, "Şimdi olmaz." diyor. "İlk önce buradan çıkmamız lazım. Sanırım bu yönden." Sana hiç mi hiç güvenmiyorum ben. İlk oynadığımda da güvenmemiştim zaten. İyi yapmışım. İçgüdülerim iyi. Bunlar ne?
wasn't me. But you did. I didn't. Okay, fine. Just tell me what's going on. I'm telling you everything that I know. We have to go this way. Mia diyor, konuşmamız lazım. Bana gönderdiğin mesaj hakkında. Karın da diyor ki, o mesajı ben göndermedim diyor. Ben değildim o. Bize diyor ki, evet sendin. Mia dedi, hayır ben değildim. Mia diyoruz biz. Nereye gittiğinden emin misin? Mia dedi ki, aile bana buradan yiyecek getiriyordu her gün. Ama yiyeceğin ne olduğundan şüpheliyim. Canım Mia'cığım, bence seni burada ölüme terk edip kaçmalıyım. Orada diyor. Oraya gitmemiz lazım. Hiç güvenmiyorum. İşte burası. Hiç mi hiç güvenmiyorum. Bu odayı hatırlıyorum. Hatırlarsın tabii. Burada başka bir kapı daha var. Eminim. Burada değil. Kapı gitti. Bu kim ya? E00. Bir aile olacağız. Şimdi sen de burada olduğuna göre. Burada bir kapı daha var eminim. Bu ne? Mia mı bu? Bu kim? Gidelim. Mia. Aha, başka bir yer daha açıldı. Gitsem mi bilemedim. Burada da bir şey yok. Bence bu kapıyı kapatayım diyeceğim ama kapı kapandı kendi kendine. Keşke dışarıda yağmurda ıslansam da içeride olmasam. Okey, burada da bir şey yok. Guest house map mı? Okey. Şu kapıyı açacağım, değil mi? Ondan sonra buradan şey yapacağım. Anlaşıldı. Yani dümdüz gidip sağa dönmem lazım. Sola dönmeyeceğim. Kesinlikle sola dönmeyeceğim. Dönebilirim de. First aid kit. First aid med en azından. Orayı açamadık. Peki. Yok. Burada birisi yok. Camı kırıp dışarı kaçsam olur mu? Lütfen kapıya vurmayın ama içeride işimizi görüyoruz. Yapmayın, gözünü seveyim. Ayıp ya. Ya kardeşim. Elimde silah yok, bir şey yok. Ne yapacağım? Dur, geliyor. Burayı açamıyoruz, ne lan? Kim o? Ya, o kapıdan girmiyoruz. Şimdi. Bathroom'a girdik. İleride sağ tarafa doğru bir açıklık var gibi. Yani dümdüz girip sağa da dönebiliriz. İki sağ taraftaki şu açıklıkta hiçbir şey yok. Kapı kırık zaten. Yani şey. Burada mı bir şey bulmamız lazım? Hayır. Okey. Geri mi dönmem lazım acaba? Burada bir şeyleri mi kırmam lazım? Geri döneyim o zaman. Değil mi? Hmm.
O sesi duyduktan sonra imkanı yok oraya geri dönmem. Videoyu burada bitiriyorum. Yoksa korkudan ödüm patlayacak. Sözlük anlamında. Hey, siziniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Ben korktum. Ben çok korktum. Videonun keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bye bye.